Herkese merhabalar. LGS kampımızda Eylül ayında gümbür gümbür geliyoruz en çalışkan, en başarılı LGS öğrencileri 8. sınıflarla gümür gümür geliyoruz. İnşallah LGS'yi kazanacağız hocam. Harikasın Tonguç'um. İnşallah LGS'yi kazanacağız. Çok güzel söyledin. Bugün sizlerle beraber LGS'de dil bilgisi sorulduğunda %100 sorulan filmsi konusunu öğreneceğiz. Ve filmsi öğrendiğimiz esasında cümlenin ögeleri, cümle türleri konusunda cebimize atmış olacağız. Çok kolay bir konu. Geçen sene en kolay konu seçildi. Gerçekten mükemmel. En kolay mı hocam? Evet evet evet. Kim seçmiş bunu? Ya yani Milletin Bakanı değil. Dünya Türkçe öğretmenleri birliği seçti yani dünya gibi kurallarını belirleyen öğretmenler birliği en kolay konu film seçler ama dikkatli bir şekilde dinlediğimiz sürece biz bu kolay konuyu anlayacağız Şimdi bugünkü konumuz fiilimsi ve çekiminin fiil farkını göreceğiz. Ki LGS buna benzer sorular gelebiliyor. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil çeşitlerini öğreneceğiz. Bununla alakalı da soru gelmiş eski LGS'lerde. Şimdi gelebilir de dikkatli olacağız. O zaman zili çalıyorum ve dersimize başlıyorum Tonguç'um. Şimdi öncelikle bana şunu söyle. Bunu her zaman söylüyoruz. Geçmiş videolarımızda söyledik. Bilenler biliyorlar. Bir kez daha söyleyeceğim. Eğer... Hmm. Evladım niye tren görünce ineksiz çıkarıyorsun? Eğer lokomotif olmazsa bu tren gider mi? Hayır gitmez. Gitmez. Lokomotif olmazsa bu tren gitmez. Yani treni götüren şey, vagonları götüren şey lokomotif. Ama bu vagon olmazsa tren gidebilir. Bu vagon olmazsa da tren gidebilir. Bu vagon olmazsa da tren gidebilir. Yani lokomotif tek başına gidebilir. Ama lokomotif olmazsa tren gitmez. İşte aynı trendeki lokomotif gibi Türkçe'de de lokomotif görevinde olan bir kelime var. O da yüklem. Çocuklar filmi sessizce diye bir cümle olur mu? Olmaz hocam. Olmaz. Çocuklar filmi sessizce. Olmaz. Bak bunlar vagon ama lokomotif eksik. Çocuklar filmi sessizce iz... Li, dediğimizde işte şimdi bu cümle olur. Cümlenin sonuna noktayı koyarsın. Demek ki izliyor lokomotif, diğerleri vagon. İzliyor olmadığı zaman cümle olmuyor. İzliyor olduğu zaman her şey bitiyor. İzliyor tek başına da yüklem olabilir bu arada. İzliyor kim o dersin. Şimdi yüklemin ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum sana. Evrim parka gitmek. Böyle bir cümle olur mu? Hayır. Ya. Olmaz bak gitmek yazıyor falan ama böyle bir cümle olmaz. Evrim parka gitmek istedi dediğimizde işte şimdi yine cümle oluyor bak. İstedi olmadığı zaman cümle oluşmuyor. Ama istedi gelince cümle oluşuyor. Lokomotif vagon mantığı. Ödev yapmayı çok istemiyorum. İstemiyorum. <laughs> i̇stemiyorsun. Ben e, seviyorum yazayım tamam mı? Hocam sevmiyorum. Ya biliyorum sevmediğini ama bu sene LGS senesi o yüzden çılgınlar gibi çalışacağız, deliler gibi çalışacağız. Ödev yapmayı boş ver, çok daha fazlasını yapacağız inşallah. Ödev yapmayı çok seviyorum dediğimizde cümle tamamlanmış oluyor ama seviyorum demezsek cümle olmuyor. Dolayısıyla bu cümlelerdeki en önemli, en karizmatik, en havalı sözcükler kimler? İzliyor, istedi ve seviyorum. Harikasın, izliyor, istedi ve seviyorum. Bunlar olmazsa bu cümlelerin hiçbir havası yok. Bunları kapattığımızda bunlar cümle olmuyor. Lokomotif kapattığımızda tren olmuyor gibi. Bu kısmı anladık mı Tonguç'um? Anladım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Şimdi, peki filmsiyle bunun ne alakası var diyorsun değil mi? Filmsi şöyle bulunuyor, birazdan tanımda da söyleyeceğiz. Cümlenin en önemli kelimesi olan lokomotifi yani yüklemi bulacağız. Sonra geriye kalanlardan mameyeki alanlara dikkat edeceğiz. Şimdi izliyoru kapatıyorum. Burada mameyeki alabilen bir kelime var mı? Yok hayır. Yok. Çocuklar filmin sesi yok. İstediği kapatıyorum. Burada mameyeki alan bir kelime var mı? Var hocam. Harikasın gitmemek. Gitmek gitmemek diyebiliyorsun. İşte bu bir fiilimsi bu kadar basit. Ödev yapmayı çok seviyorum. Yüklemi kapattım. Burada mameyeki alan bir kelime var mı? Yapmayı yapmamayı. Harikasın yapmayı yapmamayı. O zaman bu da yine... ...bir fiilimsi. İşte bu kadar basit. Yani önce lokomotifi buluyoruz... ...Loco lokomotif şarkısını söylüyoruz... ...ardından da, ardından da... ...ne yapıyoruz? Geriye kalan... ...kelimelerden mameyki alanlara dikkat ediyoruz. Bu kadar basit Tonguç evladım benim. Şimdi... ...fiillerden türeyerek cümle içinde ad, ön ad... ...veya zarf olarak kullanılan sözcüklerdir. Bu nedir? Hocam tanımları anlamıyorum ki ben. Tanımdan ben de... ...bir şey anlamıyorum ya. Tanımlamak, ben öğretmenim... ...yani 86 yıldır öğretmenlik yapıyorum... ...ben de tanımdan hiçbir şey anlamıyorum. Bu ne ya? Bu ne? Ama taktik ne? Yüklemi bulunuz. Yani lokomotifi bulunuz. Yüklemi bulduktan sonra geriye kalan sözcüklerden mame eki alan kelimelere dikkat ediniz. Bu kadar basit diyoruz. Şimdi buradakileri gel beraber bulalım. Konuşulanları dinlemek istedim. Hemen lokomotifi söyle. İstedim. Harikasın. İstedim. Derse dikkatçe dinliyorum. Hemen lokomotifi söyle. Dinliyorum. Harikasın. Genellikle cümlenin sonunda oluyor. Evet ama bazen sonunda olmayabilir. Yakup gelince yukarıya çıktılar. Bu cümledeki lokomotif söyle. Çıktılar. Harikasın tebrik ediyorum seni. Bugün okula kimse gelmemiş. Bu cümledeki lokomotif söyle. Gelmemiş. Muhteşem yüzyıl. Bugün gerçekten çok başarılısın Tonguç'um. Hazır gıda tüketmek sağlığa zarardır. Buradaki lokomotif nedir Tonguç'um? Zararlılar. Harikasın. Gerçekten ben sana alkışlıyorum. Lokomotifleri bulduk. Sonra lokomotifleri bulduktan sonra geriye kalan kelimelerden mame iki alanlara dikkat edecektik. Şimdi onları da e, kırmızı ile yuvarlak için alacağım konuşulanları konuşulmayanları diyebiliyoruz. İşte bu fiilimsi Dinlemek, dinlememek diyebiliyoruz. Bu bir fiilimsi Ders olmuyor, dikkatlice olmuyor, Yakup olmuyor. Yapmayıp yapmayıp diye bir şey olur mu evladım? Yakup yapmadı. Saçma sapan bir şey diyor. Öyle bir şey yok. Gelince, gelmeyince oluyor. Çok güzel. Bu bir fiilimsi Yukarı olmuyor bugün okula kimse. Hazır gıda tüketmek, tüketmemek İşte burada kırmızıyla gösterdiklerim fiilimsi Ne yaptık? Önce cümlenin içerisindeki lokomotifleri bulduk. Yani yüklemleri bulduk. Sonra geriye kalan kelimelerden mameyki alanlarına dikkat ettik. Sonra da yapıştırıp geçtik. Bu kadar basit diyoruz sonuç evladım benim. Şimdi o zaman zor bir soru soracağım. Bakalım buradakini kim bilebilecek? Buradaki soruyu tabi canlı yayın olmadığı için kaçıran arkadaşlar olabilir ama kendiniz videoyu durdurup bulmaya çalışın. Bulursanız gerçekten hakikaten bir alkış hak ediyorsunuz. Bakın şimdi. Gelenlerin kim olduğunu anlamak isteyince eğilip dışarı bakmak istediğimi anlayan babam beni uyararak içeri girmemi sağladı. Bayağı bir filmsi var burada. Şimdi sağladı önce dikdörtgen için alıyorum. Bu nedir? Bizim lokomotifimiz. Lokomotiften sonra geriye kalan kelimelerden mame iki alabilenleri de böyle e, turuncuyla yuvarlak için alacağım. Gelenler gelmeyenler. Bir, olduğunu olmadığını. İki, anlamak anlamamak. Üç, isteyince istemeyince. Dört, eğilip eğilmeyip. Beş, Bakmak bakmamak. Altı. istediğimi istemediğimi. Yedi. Anlayan anlamayan. Sekiz. Burası yok. Uyararak uyarmayarak. Dokuz. Girmemi girmememi. On. Toplam kaç taneymiş? On tane varmış hocam. Harikasın için. On tane filmsi var. Bir, iki, üç, dört. Fark edin. Ama mantığımız bu kadar basit. Yani şu filmsi bulurken de aynısını yaptık. Yüklemi kapattık. Mami ekranlara baktık. Burada yokken de aynısını yaptık. Burada da içinde on tane de olsa aynısını yapıyoruz yüklemi bul, geriye kalanlardan olumsuzluk iki alabilenlere dikkat et. Gelmeyenler olmadığını anlamamak, istemeyince eğilmeyip bakmak, bakmamak, istemediğimi anlamayan, uyarmayarak girmememi diyorsun ve ardından da ne yapıyorsun Tonguç'um? Kaçıyorum hocam. Harikasın, kaçıyorsun. Şimdi gel bakalım buradaki soruyu yapalım. Filmsi fiillerden fiilimsi Tabi de testte nasıl çıkıyor ona bakalım değil mi? Böyle LGS çıkan tarzı bakalım bakalım soruya. Filmsi fiillerden fiilimsi ekleriyle türeyerek cümle içinde isim sıfat zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Ya geç ne diyorsun boş yapıyorsun ya. Buna göre cümledeki numaradan sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir diyor. Tonton itiyer güzel günler gördüğünü görmediğini diyebiliyor muyuz Tonguç'um? Evet hocam. Diyebiliyoruz. Ulaşmayı düşündüğü her hedefine ulaştığını, yaşamın dolu dolu geçirilmesi gerektiğini öğütleyip yarımızdan ayrıldı. Şimdi biz fiilimsi nasıl buluyorduk? Önce lokomotifi buluyorduk. Ayrıldıydı, dikdörtgen için alıyorum. Sonra gördüğünü görmediğini, ulaşmayı ulaşmamayı öğütleyip öğütlemeyip diyebiliyoruz. Peki yaşamın, yaşamamamının oluyor mu? Hayır ya olmuyor. Olmuyor, anlamsız oluyor. Yaşam kelimesi bir isim. Dolayısıyla cevabımız üç. Bu kadar basit. Bakın bu LGS'e çıkmış bir soru arkadaşlar. Bu kadar basit bak. Gördüğünü görmediğini, ulaşmayı ulaşmamayı öğütleyip öğütlemeyip. Bildik, bittik, bayağı bitti, gitti. Ayrıldı, ayrılmadı diyebiliyorsun ama o zaten yüklem, onu karıştırmam. Başka fiilimsiler de var tabi burada. Düşündüğü düşünmediği, ulaştığını ulaşmadığını, geçirilmesi geçirilmemesi, gerektiğini gerekmediğini falan. Bunlar ayrı ama bize altı çizili, altı çizili sözcükleri sormuş. Gördüğünü görmediğini, ulaşmayı ulaşmamayı, öğütleyip öğütlemeyip diyebiliyoruz. Bunlar net bir şekilde filmsi ama yaşamın olmuyor. Olumsuzluk iki almıyor. Şimdi geldik isim fiili. Fiilimsilerin çeşitlerine geliyoruz. Bütün fiilimsiler gibi isim fiillerde mame ile olumsuz yapılabilir maaşmak yapım eklerinden birini alır. Mesela dün evde yalnız kalmak bak maaşmak ekinden mak almış. Onun sınava gecikmesi hepimiz yüzü bak m ekini almış. Gülüşün ayrı hanım iş eki almış. Peki biz nasıl buluyorduk? Önce dün evde yalnız kalmak istediğinden önce lokomotifi buluyorduk. Sonra geriye kalanlardan mame eki alan sözcüğü buluyorduk. Burada ma eki alan sözcük hangisi? Kalmamak hocam. Harikasın. Kalmamak o zaman bu bir isim fiil. Peki bunun isim fiil olduğunu nereden anladık? Mayışmak eklerinden birini aldığı için. Filmsi oldu nereden anladık? Mame iki aldığı için. Bu kadar basit. Onun sınava gecikmesi hepimizi üzdü. Yüklemi buluyorum. Geriye kalanlardan gecikmesi, gecikmemesi diyebildiğimiz fiilimsi. Bunun isim fiil olduğunu nereden anladık? M2 aldığı için. Filmsi olduğunu nereden anladık? Gecikmesi, gecikmemesi diye olumsuz yapabildiğimiz için. Gülüşüne hayranım. Hayranım yine ilk dörtgen için aldım. Gülüşüne gülme işine diyebildiğimiz için filimsi. Iş aldığı için de isim fiil. Bu kadar basit Tonguç evladım benim. Şimdi Burada isim fiil alakalı sorumuzu yapmaya çalışalım. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisinin isim fiili yoktur diyor. Biz önce filmleri bulalım. Sonra da ma, ış, mak ikini alanlarında isim fiil olduğunu biliyoruz. Bak şimdi. İlk roman çalışmamı büyük bir heyecanla yaptım. Yaptım mı dikdörtgen içine aldık mı? Evet hocam. Harika. Çalışmamı çalışmamamı diyebiliyoruz. Bu bir filmsi. Devam ediyorum. Üstelik onca yıl şiir ve şiir üzerine yazılar dışında her şeyi hayır der dururdum. Ha dururdum yüklem der dururdum. bunlar hep yüklem yani burada filmsi yok gibi. Devam edelim. Üretmek anlamında tabii. Bak tabii cümlenin sonunda üretmek üretmemek diye diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Sorular biraz zorlaştırmaya çalıştım. Hiçbir zaman bir roman yazma düşüncem olmamıştı. Buradaki yüklem hangisi Tonguç'un? Olmamıştı kelimesi. Harikasın. Bunu dikdörtgen için aldım olmamış diye. Peki isim fiil var mı? Yazma yazmama hocam. Harikasın mükemmelsin yazma yazmama. Şimdi bak Yazma yazmama, üretmek üretmemek, çalışma mı çalışmama mı bunların her biri olumsuzluk eki alabildiği için fiilimsi. Ve aynı zamanda ma, ış, mak eklerinden mek, ma, ma eklerini aldığı için isim fiil. Peki hocam ikinci cümlede ne var? İkinci cümlede bir şey yok. İkinci cümlede normal bir cümle yani içinde fiilimsi bile yok. O yüzden cevabımız B seçeneği. O zaman isim fiili anlatıyoruz. Ma ile olumsuz yapılabilir. Bütün fiilimsiler gibi. Mayış paketlerini alır. Şimdi hemen sıfat fiile bakalım. Sıfat fiiller de bütün filmsler gibi mameyle olumsuz yapılabiliyor. Bu kadar basit. Zaten bu nedir? Standart paket hocam. Harika söyledin. Çok güzel söyledin. Bu standart ya. paket. Alkış şu, Gerçekten çok güzel. Standart paket. Bu da mame olumsuz Fiillere getirilen an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş eklerinden biriyle oluşturulur. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah demene gerek yok Tonguç'um. Bu ekleri öğretiyoruz. Böyle kötü bir şey söylemiyoruz. Annesi mezar dikecekmiş. Yani eklerin kısaltılmış hali bu. Bak şimdi. Görünen köy, dönülmez yol, yapılacak işler, gezdiğim yerler, tanınmış insanlar. Tanınmış olmuş burası şöyle düzeltelim. Tanınmış insanlar, kahrolası hata. Bunların her biri an, esi, mez, ar, dik, ecek eklerini alır. Ha bak burada bir tane daha var onu kaçırmışım. Güler yüz bak güler, güler yüz bak burada da var bir tane görüyor Güler yüzlü. Şimdi bunlar sıfat fiil ekleri. Çok güzel. Burada şuna dikkat edelim. En önemli şey şu, sen önce buluyorsun, istemez. Sonra geriye kalanlardan mameyki alanı bul. Görünen görünmeyen, o zaman bu filmsi. Senin artık dönülmez bir yola çıktık. Çıktık yüklem, dönülür dönülmez. Yazdım yüklem, yapılacak yapılmayacak. Anlatayım yüklem, gezdiğim gezmediğim. Olmalıdır yüklem, güler yüz gülmez yüz. Tabi bu biraz zor oluyor ama bu da bir filmsi. Tanımış tanımamış insanlar. Yaptım yüklem, kahrolası kahrolmayası. Bunların her biri bir kere filmsi Bunu biliyoruz. Yani şurada e, turuncuyla yuvarlak için aldıklarımın her birinin fiilimsi olduğuna emin miyiz Tonguç'um? Eminiz hocam. Harikasın. Peki bunların sıfat fiil olduğunu nereden biliyoruz? Bunlar ma-ışmak. Yani şurada isim fiillerini aldığı ekleri değildi. Ma-ışmak eklerini değildi. Anası mezar dikecekmiş eklerini almış. Görünen köy, görünmeyen köy dönülmez, yapılacak, gezdiğim, tanınmış, güler, kahrolası bunlar da sıfat fiil oluyor. Hemen sıfat fiil ile alakalı sorumuza bakalım. Bu diyor ki bu dörtlükte yer alan sıfat fiiller Aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Bakalım. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek. Bak şimdi önce yüklemi bulalım. Yalnız senin gezdiğin bahçede çiçek açmaz diyor. Bir kere bu yüklem. Yüklemleri dikdörtgen için alıyorum. Şöyle yüklem yazıyorum dikdörtgen içinde. Yüklem. Filmsileri de turuncu için alacağım. Tamam mı? Yuvarlak için alacağım. Fiilimsi. Şimdi, bizim diyarımıza bin bir baharı saklar, saklar yüklemimiz. Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek, çek yüklem. İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar, incinir yüklem. Bazen yüklemler cümlenin başında da olabiliyor. Hani Ahmet eve geldi de diyebilirsin, geldi eve Ahmet de diyebilirsin. Bazen böyle devrik de olabiliyor. Şimdi, yüklemleri bulduk, filmsleri bulalım. Gezdiğin, gezmediğin diyebilir miyiz? Evet hocam. Çok güzel. Başka var mı? Burada yok. Tutarak, tutup bayarak da diyebiliriz. Tamam. İstersen oluyor ama bu bu şart gibi almış bir filmsi değil fiil buna dikkat et. Daha da gezen ayaklar gezen de aldı. Şimdi bak gezmeyen tutmayarak gezmedin. Bunların filmsi olduğunu emin miyiz? Evet hocam eminiz. Harika. Şimdi bizim sıfat fiilleri neydi? An çünkü bize sıfat fiilleri soruyor. Esi, mez, ar, dik, ecek, mi şekleriydi. Şimdi sana soruyorum Tonguç'um gezdiğinde dikeki var mı? Var hocam. Var. O zaman bu bir sıfat fiil. Tutarak da arak eki var. E, arak ekleri burada göremiyorum ben. Peki gezende ne var? En eki var yani an eki var. Bu da var. Ama tutarak sonradan öğreneceğimiz birazdan öğreneceğimiz zarf fiil. Dolayısıyla gezdiğin ve gezen doğru cevabımız D seçeneği. Bu kadar basit. Yani önce fiilimsleri bulduk. Mami eki alabilenlerden. Sonra anası mezar dikecekmiş iki alanlara da biz sıfat fiil dedik Tonguç evladım benim. Geldik zarf fiili. Neydi standart paketimiz? M, ile olumsuz yapılabilir. Harikasın çok güzel okuyorsun. Ma -me ile olumsuz yapılabilir. Bu kadar basit. Filmslerimiz ma -me ile olumsuz yapılabilir. Sonra geriye kalanlardan ma ışmak mak ekini alırsa isim fiil oluyordu. Anası mezar dikecekmiş ekin alırsa anası mez, ar, dik, ecek, miş ekin alırsa sıfat fiil oluyordu. Bize ise ne lazım? Zarf fiil lazım. O zaman bu ekleri almayanlar da zarf fiil oluyor. İp, erek, ken, ınca, dıkça, eli, ar, ır, mez, madan, maksızın, bunlar zarf fiil. Zarf fiiller zaten yükleme sorulan ne zaman veya nasıl sorusunun cevabı. Mesela dereyi görmeden paçaları sıvamam. Şimdi yüklemimiz sıvama. Ne zaman sıvamayım? Dereyi görmeden. Harika söyledin. Dereyi görmeden bak. Görmeden zarf fiil. Bak bu altına ediyorum. Zarf fiil. Aranızdaki sorunu konuşarak halletmelisiniz. Halletmelisiniz yüklem. Nasıl halletmeliyiz? Konuşarak. Harikasın. Konuşarak. Bak bu da yine zarf fiil. Bu bak görmeden ne zaman sorusuna cevap verdi Tonguç evladım benim. Halletmelisiniz de nasıl sorusuna cevap verdi. Sonuç olarak bu zaman anlamı kattı. Bu da durum anlamı kattı. Bak buraya yazıyorum. Bu durum anlamı kattı. Bu ise zaman anlamı kattı diye de sorabiliyorlar. Peki biz bunların zarf fiil olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü medan madan erek arak iki almış. Yani mayışmak ya da anası mezar dikecek bir almamış. Ve 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 olumsuz alabiliyor. Bu kadar basit. Hemen zarf ile alakalı sorumuza bakıyorum. Bu metin iki numaralanmış cümlelerden hangisi zarf ile kullanılmıştır? Sizler de videoyu durdurup cevaplamaya çalışın arkadaşlar. Şimdi diyor ki sınıfa yeni gelen öğrenci ikinci gün öğretmenine sorar diyor. Önce yüklemleri bulalım mı Tonguç? U? Evet hocam. Sorar yüklemini dikdörtgen için alıyorum. Öğretmenim insana yapamadığı bir şey için ceza verir misiniz? Verir misiniz yüklemini dikdörtgen için alıyorum. Öğretmeni olur mu öyle şey evladım? Neden insan yapmadığı bir şey için ceza vereyim? Deyince öğren şöyle devam eder. İyi o zaman dün verdiğiniz evde ödevini yapmadım. Yüklem. Ben de ceza verirsiniz zannediyordum. Zannediyordum. Yüklem verirsiniz. Yüklem. Şimdi bunları koydum. Dikdörtgen içindekiler film olamaz. Şimdi geriye kalan kelimelerden mame alanlara bakacağız. Gelen mame alıyor mu? Alıyor. Gelen gelmeyen. Yaptığı yapmadığı. Başka burada olur zaten olmuyor. Yaptığı yapmadığı bir tane daha çıktı. Deyince demeyince verdiğiniz vermediğiniz tamam buradaki yuvarlak için aldığımız films. Fakat bize neyi soruyor? Zarf fiili soruyor. Şimdi en an en iki aldığı için bak şöyle ekleri bir daha yazıyorum. Ma ış mak eki olursa isim fiildi. An esi mez ar dik, ecek, mişeki olursa da sıfat fiil oluyordu. Zarf eklerini yazmıyorum. Şimdi en eki bu en eki olduğu için sıfat fiil eki. Dık bak yapma dı diyor. Dı bu da yine dik eki sıfat fiil eki. Yapma dığı yine sıfat fiil eki. Deyince ınca eki bak ınca. Az önce vardı ya zarf fiillerde. K Kenyalı Asiye maden dağında ip arakladık ip arakladıkça ınca diyebiliriz bak ınca ki İşte ne zaman devam eder? Böyle böyle deyince devam eder. Ince iki bak. Burada ınca diye bir ek var mı Tonguç'um? Yok hocam. Yok. O zaman bu kesinlikle zarf fiil. Zaten başka da verdiğiniz dik oluyor. O da yine sıfat fiil. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oluyor. Şimdi o zaman sonuç olarak önce ne yapıyoruz? Yüklemi buluyoruz. Yani lokomotifi buluyoruz. O zaman bunu yapalım beraber. Konuşan öğrencileri görünce onlara soru sormak istedim. Yüklemimiz nedir? İstedim hocam. Tebrik ediyorum. Filmlerimizi söyle. Konuşan. Harikasın. Görünce. Harikasın. Sormak. Muhteşem yüz. Gerçekten alkışlıyorum. Gerçekten. anladığı sert edin. Yüklemi buldu. Sonra evet. geriye kalan kelimelerden mami alanları gördü ve ardından da kaçtı. Tebrik ediyorum. Bu kadar basit. Konuşan, konuşmayan, görünce, görmeyince, sormak, sormamak. Peki, şimdi Yüklemi bulduk. Sonra geriye kalanlarda mağ alanlara dikkat et. Tabii ben burada hemen hızlı yaptım pardon arkadaşlar. Geriye kalanlarda mağ alanlara dikkat ettik. Şimdi hep aynı cümleleri yazdım. Neden? Çünkü sonra bunun çeşidini soruyorlar bize. İşte hangisi ses fiil, hangisi ses fiil, hangisi zarf fiil diye böyle soru sorarlar. Böyle bir durumda ne yapacaksın? Fiilin aldığı eke dikkat Fiilimsinin aldığı eke dikkat edeceksin. Şimdi istediğim yüklemimizdi. Şunlar fiilimsiydi. Sormak, sormamak, görünce, görmeyince, konuşan, konuşmayan. Şimdi bu Anası mezar dikecek mi aldığına göre nedir? Sıfat değil. Muhteşemsin Tonguç evladım benim. Gerçekten bugün kendini açtın. Görünce görmeyince bu mayışmak almamış. Anası mezar dikecek mi de almamış. O zaman bu ne zaman sorusuna cevap veren zarf fiil. Peki bu sormak diye kaldığına göre. Sormak diye kaldığına göre. Mayışmak ekleri hangi film seçtiğine ait Tonguç'um? İsim fiil hocam. Muhteşem yüzyıl. Gerçekten Tonguç şu an kendini açtı ve artık astro bir seviyeye geldi. Tebrik ediyorum hatta Tonguç için ee, evet gördüğünüz gibi yapamadık. Şu anda konfeti patlatacaktık. Ha şimdi patlatıyorum ve alkış getiriyorum. E, kanka, tongucu, tongucu ben bunu size şey için Şu anda ekranları başında konuşanın sıfat fiil, görüncenin zarf fiil, sormanın isim fiil olduğunu anlayan, cevaplayan ya da anlayıp cevaplayamasa bile şu anda anlayan arkadaşlarımız için bu alkışları ve bu konfetleri yolluyorum. Yoksa Tonguç'un ...konumuzla hiçbir alakası yok. Hocam biraz ayıp oluyor ya. <laughs> ayıp oluyor demene gerek yok. Neyse, şaka ediyorum tabii ki. Şimdi... ...geldik etkinlik zamanımıza. Hadi piknik zamanı, etkinlik zamanı. Şimdi... ...aşağıdaki cümlelerde fiilimsizleri ve türlerini belirleyiniz. Bulalım. Hemen yüklemleri söyle bana Tonguç'um. Eski günleri hatırladıkça özlemim artıyor. Artıyor. Harikasın. Okulumuzun önünde toplanmak için buluştuk. Buluştuk hocam. Harikasın. Ee, tamam, bu iki tane yapalım sonra devam ederiz. Şimdi... ...yüklemleri bulduktan sonra diyorum ki... ...eski günleri hatırladığı özlemim vardı. Hatırladıkça, hatırlamadıkça. Bu bir fiilimsi. Okulumuz önünde toplanmak, toplanmamak. Bu bir fiilimsi. Bak bu kadar basit. Şimdi bunların çeşidini bulacağız. Hatırladıkça mayışmak eki almamış. Anası mezar dikecek, anası mezar dikecek bir şekilde almamış. E nedir bunun özelliği? Hmm, düşünelim, düşünelim, düşünelim. Aa ne zaman özellik artıyor? Eski günleri hatırladıkça. O zaman bu zarf fiil oluyor arkadaşlar. Toplanmak mayışmak eki almış. O zaman bu da isim fiil oluyor arkadaşlar. Çıkmış sınav sorularını çözmelisin. Yüklemimiz nedir Tonguç'um? Çözmelisin. Harikasın. Onunla tanışmayı ben de isterim. Yüklemimiz nedir? İsterim hocam. Muhteşem yüzyıl. Şairin kullandığı imgeleri anlata anlata bitiremiyor. Burada da yüklemimizi ben söyleyeyim. Hepsini sen yapma. Bitiremiyor yükleyen. Şimdi. ...fiilimsiler bak. Mamekal. Çıkmış çıkmamış. Tanışmayı tanışmamayı. Anlata anlata anlatmaya anlatmaya. Kullandığı kullanmadığı. Bunlar da filmslerimiz. Şimdi çeşitlerine bakalım. Çıkmış diyor, bu anası mezar dikecekmiş eki aldığı için sıfat fiildir arkadaşlar. Tanışmayı diyor, mayışmak eki aldığı için bu isim fiildir Tonguç evladım benim. Kullandığı, kullanmadığı dık eki var. O zaman bir kere burada sıfat fiil var. Bunu bir yazıyorum. İkincisi de anlatı anlatı AA ekleri var. Bunlar da yine zarf fiildir Tonguç evladım benim. Şimdi... Esasında dersimiz bitti. Şu anda artık bundan sonra çok rahat bir şekilde sıfırdan 8'e sözelden, taktikliden, dinamodan ya da zoru bankasından sorular çözebiliriz. LGS e çıkabilecek tüm soruları da yapabiliriz. Ama ödevlerimizi vermeden önce, ödevlerimizi vermeden önce birkaç tane uyarım var. Burası artık böyle kıl kıl, zor zor, kazık kazık sorularda çıkarsa diye göstereceğimiz bazı taktikler. Ama bunları da bilin arkadaşlar konuyu iyi anlamanız için. Ama şu andan itibaren yorulduysanız hocam biz bu kadar anladık da diyebilirsiniz. Zaten sınavda bu kadar çıkıyor. Bundan sonrası birazca üst seviye olacak arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi ma alamıyorsa kelime fiilimsi değildir. Bunu zaten biliyorsunuz. Mesela çalışkan öğrencileri severim. Çalışan öğrencileri severim. Çalışkan ma alabiliyor mu Tonguç'um? Hayır ya. Ama çalışan alabiliyor. Bak bu çalışan bu sıfat fiil. Çalışmayan diyebiliyoruz. Bu ise normal bildiğimiz sıfat. Peynirli gözlemeye ne dersin? Bak gözleme bu isim ama onları gözlemeye başladık dediğimizde buradaki gözleme nasıl bir gözleme? Kıymalı ve peynirli hocam. Ne kıymalısı ne peynirlisi Tonguç'um dalga mı geçiyorsun? Onları gözlemeye başladık derken yani onları gözlemlemeye başladık demek istiyor. Bu işte isim fiil oluyor. Neden? Çünkü gözlemeye gözlememeye diyebiliyorsun bak. Bu isim bu ise isim fiil. Bak bunları yuvarlak için alabiliyoruz. Çalışan çalışmayan. Gözlemeye gözlemeye diyebiliyoruz. Ama bu mameyki almıyor. Bu mameyki almıyor. Babam zeytinyağlı sarmaya bayılır. Buradaki sarma bir isim artık kalıplaşmış. Sarmama diyemez ama videoyu ileri sarmaya çalış dediğimizde bak bu isim fiil. Mayışmak iyi almış. Sarmaya sarmamaya diyebiliyorsun. Buradaki hala fiilimsi özelliğini koruyor. Bakan Bey bize ziyaret edecek dediğimizde buradaki bakan normal bir sıfat yani sıfat normal sıfat ama şu camdan bakan çocuğu tanıyorum. Camdan bakmayan çocuk diyebiliyorsun bak. Bakan bakmayan diyebiliyorsun. Buradaki işte sıfat fiil. Yani mantığımız şu. Mame alabiliyorsa Filims Alamıyorsa artık kalıplaşmış bir isim. Döner, çağlayan, yazar, yiyecek, içecek, giyecek, işte ne bileyim. Bunlar artık kalıplaşmış. Bunlar artık isim olmuş. Ya da danışma, işte dolma, sarma, çakmak, ekmek, dondurma. Ice cream hocam. Evet İngilizcesi ice cream. Güzel söyledi. Ice cream. Ice cream diye bir şey yok evladım Türkçede. Dondurma. Bunlar artık kalıplaşmış. Bunlar isim. Ama mamenk alabilecek bir haldeyse o zaman film soruyor. İsim fiiller ve sıfat fiiller tamlama oluşturabiliyor. Mesela kendime bir çalışma programı hazırladım. Bak bu bir isim tamlaması. İsim fiil oluşmuş. Konuşan öğrencileri hocamız tahtaya kaldırdı. Bak bu bir sıfat tanımlaması. Sıfat fiil oluşmuş. Sonradan görme insanları kimse sevmez. Bak bu bir sıfat tanımlaması. İsim fiil oluşmuş. Gelen öğrencileri tanıyorum. Gelen öğrenciler. Bak bu bir sıfat tanlaması. Sıfat fiil oluşmuş. Gelenleri tanıyorum dediğin zaman bu adlaşmış sıfat fiil oluyor. Niye? Çünkü Önündeki isim düşmüş, onun ekini almış. Yani gelen öğrencileri tanıyorum demiyor da gelenleri tanıyorum diyor. Bu da yine fazla sorulmayan ama bilmemiz gereken bir şey. Bir de zarf ile alakalı uyarılarımız var. Zarf fiil yazalım şuraya. Bak zarf ile alakalı uyarılarımızı anlatalım bitirelim. Zarf fiiller cümleleri birbirine bağlıyor. Aykut çok çalıştı. Bu bir fiil. Sınavda başarılı oldu. Bu da bir fiil. Tamam mı? Şimdi Aykut çok çalışıp sınavda başarılı oldu dediğimizde. Başarılı oldu fiil ama çalışıp fiilimsi. Buna dikkat etmeni istiyorum Tonguç. Niye? Çünkü burada virgülün yaptığı görevi ba fiil gördüm. Bak fiille ile fiilimsi en büyük fark nedir biliyor musun? Onu, onu sana şöyle göstereyim. Fiiller, geçen sene öğrenmiştik fiilleri. Fiiller, çekimli fiiller cümleyi bitirebilir. Öğrenciler soruları yazdı. Öğrenciler soruları yazıyor. Öğrenciler soruları yazmış. Öğrenciler soruları yazacak. Öğrenciler soruları yazmalı. Öğrenciler soruları yazar. Öğrenciler soruları yazsın. Öğrenciler soruları işte yazıyormuş. Öğrenciler soruları ee, ne diyelim mesela? Yazmalı, yazsa, işte yazsa. Bak bunların her biri cümleyi bitirebiliyor Toguç'um. Dikkat ettin mi bak? D, yor, miş, ecek, işte meli. Bunlar kipekler bak. Bunlar kipekleri cümleyi bitirebiliyor. Ama öğrenciler soruları yazınca, bak zarfiyelik. Öğrenciler soruları yazmak... isim fiil iki, bitmiyor cümle. Öğrenciler soruları yazanları... Bak sıfat fiil. Öğrenciler soruları yazdığında... Öğrenciler soruları yazarak... Öğrenciler soruları... E, yazmaya... Bak isim fiil almış. Öğrenciler soruları e, yazıp... Bak zarf fiil iki almış. Ha, bitmiyor yani. Anlatabildim mi? Bak burada öğrenciler soruları yazdı. Nokta diyebiliyorsun. Öğrenciler soruları yazıyor. Nokta. Bak bunlar bunlar lokomotif, loko lokomotif. Bunlar ise filmsi. Öğrenciler soruları yazınca Evet, bak bunlar filmseki olduğu için bitmiyor. Öğrenciler soruları yazmadan e sonra öğrenciler soruları ne diyelim mesela e, eklere bakalım şöyle zarf fiil ekleri vardı. Şuradan bulalım şöyle bir saniye. Yazan yazdığında yazmaya şöyle bakalım. Zarf fiiller neredeymiş bakayım. Sen ben de bakayım şuradan. Heh. Madan. Yani öğrenciler soruları ee, yazdıkça mesela. Ah. öğrenciler soruları yazdıkça e ee sonra bak daha cümle bitmiyor. Yani. Burada e ee sonra diyorsun. Bunlar lokomotif. Yani şey bunlar e, vagon bak. Şöyle bir vagon yaptım. Tren gidiyor mu? E sonra bir vagon daha yaptım. Tren gidiyor mu? E sonra bir vagon daha yaptım. Tren gidiyor mu? E sonra ancak lokomotif gelince tren gidebiliyor. İşte fiiller lokomotif gibi, fiiller ise vagon gibi. Tamam mı? Tamam. Şimdi Dolayısıyla konunun özü de burada kopuyordu işte. Şimdi isme gelen ken ile karıştırmamız lazım. Hastayken canı bir şey istemedi. Bu isme gelmiş. Bu filmsi. Şarkı söylerken çok mutlu oluyorum. Bu filmsi. Bazı zarf fiiller ve isim fiilleri de karıştırmayalım. Geceleri kitap okumadan uyumazdı. Nasıl uyumazdı? Kitap okumadan uyumazdı. Bu nasıl sorusunu sorduğumuz bir zarf fiil ve durum anlamı katmış. Bu zarf fiil. Kitap okumadan aldığım keyif hiçbir şeyden alamıyorum. Bu kitap okumaktan, kitap okuma eyleminden demek istiyor. Bu dolayısıyla isim fiil oluyor Tonguç evladım benim. Şimdi mükemmel bir şekilde konuyu detaylarıyla da de öğrendik. Zoru Bankası'ndaki filmsi testlerini, Dinamo Soru Bankamızdaki filmsi testlerini, Taktikli Soru Bankası'ndaki film testlerini ve 0'dan 8'e sözeldeki filmsi konu anlatımını ve testlerini çözdüğünde filmsten hiçbir soruyu kaçırma ihtimalin yok. Hepsini doğru yapacaksın. Hepsi de sende olacak. Hiç üzülmene de gerek kalmayacak. Ardından da çok güzel paragraf kitaplarımızdan da paragraflarını çözeceksin. Ve Türkçe'yi inşallah sınavda ne yapacaksın Tonguç'um? Full yapacağım. Full e, İngilizce bir kelime olacak. hepsini doğru yapacaksın diyelim. Ama full kelimesini de seviyor öğrenciler. O yüzden hadi bakalım diğer dersimize görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.